Bizim itfaiye teşkilatı olarak tabii Türkiye'de en büyük il Konya. Dolayısıyla alanımız çok geniş. Hitap ettiğimiz alan çok büyük. Gönüllü itfaiyecilik diye bir akımımız var. Başlattık. Ciddi bir akımdır bu aslında. Bugün Türkiye'nin de ihtiyacı olan bir akımdır bu. İyi bir itfaiyeci nasıl olur sorusunun cevabı, işiyle yatıp kalkan, işiyle hemhal olan, onunla ciddi manada 24 saatini, abartmadan söylüyorum, 24 saatini verebilecek bir yapıyla oluşur. Bu güzel araçlarla güçlenir, kaliteli araçlarla takviye edilir. İtfaiye ile ilgili ne varsa, elimize ne geçiyorsa 14 yıldır biriktiriyoruz. Tabii o gün biriktirmeye başladık. Bugün 1000'i geçkin bir araç filomuz var. Öncelikle herkesin bildiği gibi itfaiyede en önemli araçlardan merdivenler var. Her ilçede bir adet merdivenimiz var. Şu anda filomuzun ağırlıkla çok büyük bir sayıda Ford var. İtfaiyeye kamyon alırken, araç alırken şu düşünülmeli. İtfaiye araçları uzun yola giden araçlar değil. Parçası en çok bulunan, servisi en yaygın, tamir edilme süresi en kısa olan ve sizin amaçlarınıza en uygun olan aracı seçmelisiniz. Kamyonum TV'den bir kez daha herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde Konya'daydık. Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettik. İtfaiye bölümüyle özellikle itfaiye dairesiyle özellikle görüşmeler yaptık ki biliyorsunuz belediyecilik başlı başına insana dokunduğu için çok önemli bir hizmet. Ama itfaiye kısmı daha farklı, daha özel bir bölümü oluşturuyor. Çünkü burada can kurtarıyorsunuz. Yani malı da kurtarıyorsunuz ama en önemlisi insan canı. Görüştüğümüz itfaiye daire başkanı Sayın Cevdet İş Bitirici ve itfaiye müdahale müdürü Mehmet Yıldırım oldu. Kendilerinin de özellikle üzerinde durdukları bu cana dokunmak, can kurtarmak, bu manevi durum onlar için de çok önemli. Her zaman Allah'ın gücüyle, varlığıyla hareket ettiklerini ve her zaman bu inançla mesleklerini icra ettiklerini söylediler. Zaten her konuda inanç bize en çok destekleyen en büyük güç. Biz böyle inanıyoruz, böyle kabul ediyoruz. Bunun da faydasını görüyoruz. Gerçekten Cevdet Bey ve Mehmet Bey de bu konunun özellikle altını çiziyorlar. Biz onlara çok yaşayın, Allah uzun ömürler versin, sağ olun diyoruz. Gerçekten içten bunu söylüyoruz, bu yaptıkları kutsal görev için. Ayrıca Cevdet Bey'in bahsettiği bir diğer konu vardı. O da biraz sonra izleyeceksiniz. Çok önemli. O da şu, itfaiye gönüllülük ilkesiyle bir sistem oluşturmuşlar. Her mahalle muhtarını, bunun yanı sıra orada bir takım işte o vatandaşları bu gönüllülük sistemi içerisine almışlar. Küçük bazı olaylarda da müdahale edebiliyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Anında hani oluyor, bazen bir yangın çıkıyor ama çok dar sokaklar, işte itfaiye aracının gitmesi trafik nedeniyle zaman alıyor. Burada da bu gönüllü çalışan arkadaşlar anında müdahale edebiliyorlar. Hatta bununla ilgili de bir takım mahallelerde su tankları da kurmuşlar. Konya Belediyesi'ni bu konuda tebrik etmek lazım. Diğer belediyelerde böyle bir sistem var mı bilmiyorum.
açıkçası diğer belediyelere de gittiğimiz zaman bunu mutlaka soracağız. Cevdet Bey'in bir diğer özel durumu da koleksiyonculuğu. Cevdet Bey itfaiye ile ilgili birçok değişik objeyi biriktiriyor. Hatta öyle bir duruma gelmiş ki o kadar zengin bir koleksiyonu var ki bir müze açabilecek derecede. Bu da çok özel geldi bize. Biraz sonra bunu da izleyeceksiniz. Çok özel parçalar var. Gerçekten kendisini bu noktada da tebrik ediyorum. İkinci konuğumuz dediğim gibi Mehmet Yıldırım Bey. Mehmet Bey de özellikle itfaiyede kullanılan araçlar ve üst yapı hakkında bilgiler verdi bize. Araç markaları birçok değişik markayla çalıştıklarını, burada çok belirgin özellikler belki ifade edilemeyeceğini ama asıl önemli noktanın bu araçların sürekli çalışmasından ve çalışma ihtiyacından dolayı servis ve yedek parça ile ilgili avantajlar olduğunu söyledi. Detayları zaten röportajımızda bulacaksınız. Üst yapıda da biliyorsunuz Konya zaten üst yapı konusunda oldukça gelişmiş bir ilimiz. Lojistik manada hem kolay ulaşmak hem servis hizmeti açısından da Konya'daki markalarla çalıştıklarını ifade ettiler. Lafı çok uzattım biliyorum. Daha fazla yormayayım sizi. Hemen röportajımıza geçelim. Bakalım bize neler anlatmışlar. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak yaklaşık 2006 Mart'ından bu tarafa ben daire başkanı olarak görev yapıyorum. Bizim geldiğimizde, aldığımızda merkez ilçemiz, 3 ilçemizde bu göreve biz başlamıştık. Daha sonra 2014'te yerel yönetimlerde yasada değişiklik yapılmasıyla beraber tüm ilçelerin sorumluluğu da makamımıza, yani Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde buradan yönetilmeye başlandı. Dolayısıyla şu an bizim 263 aracımız, 110 istasyonumuz, yaklaşık 853 personelle de hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizim itfaiye teşkilatı olarak tabii Türkiye'de en büyük il Konya. Dolayısıyla alanımız çok geniş. Hitap ettiğimiz alan çok büyük. Burada dünya standartları içerisinde yangınlara ulaşma ile ilgili ciddi zorluklarımız var. Trafik kazaları, hayvanlar, küçük hayvanlar, büyük hayvanları kurtarmasından tutun da itfaiyenin birçok hizmet alanında özellikle önleme için binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin uygulanması ile ilgili çalışmalarda dahil olmak üzere ciddi bir geniş hizmet alanı bulunmakta. Bizim burada aslında daire başkanı olarak hedeflediğimiz şey yangınlar çıkmadan önceki durumu çok iyi kontrol etmek. Bununla ilgili yaptırımları halkımıza sunmak. Çünkü yangın çıktıktan sonraki durum büyük bir hasarla, büyük bir kayıpla sonuçlandığı için yangın öncesi önlemenin çok ciddi olduğuna inanıyoruz. Bunu Türkiye'ye de duyurmaya çalışıyoruz. Bizim aynı zamanda Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneğimiz var. Bu derneğin de ben genel sekreterliğini yapıyorum. Ayrıyeten yine halkımızın da bu yangınlara katılmasını, onları da yanımızda görmek istiyoruz. Bu dünyada da böyle. Gönüllü itfaiyecilik diye bir akımımız var. Başlattık. Ciddi bir akımdır bu aslında. Bugün Türkiye'nin de ihtiyacı olan bir akımdır bu. Bunun bugünkü devlet büyüklerimizde hem destekleme hem de bunun arkasında oluyorlar. Sebebi dünyada gönüllülük hareketinin çok ciddi yayıldığı ve Konya'mızda bu gönüllülük hareketinde diğer birimlerde olduğu gibi en önde mücadele ediyor. Bizim 584 eski adıyla köy, yeni adıyla mahallemizde su tankerlerimiz var. Su tankerlerimizi o beldenin, o kasabanın veya o köyün muhtarını baş gönüllü, yanına da iki azasını yardımcı gönüllü olmak üzere 3 adet gönüllüyü kendimize birlikte çalışmaya eğiterek bağlamış olduk. Yani onları bizimle birlikte çalışmaya ikna etmiş olduk. Dolayısıyla bizle bağlantılı çalışıyorlar. Orada küçük yangınlara bunlar müdahale ediyorlar. Büyük yangınlara da ilçemizde ya da beldemizdeki bizim teşkilatımız müdahale ediyor.
Konya genelinde biraz önce söylediğim 110 istasyonumuzda hizmet vermekteyiz. Dolayısıyla burada etkili, bilgili, iyi bir ekiple yangınlara kısa sürede müdahale etmenin mücadelesini veriyoruz. Biz aynı zamanda Türkiye'de bugüne kadar 22-23 ilimizde eğitimler verdik. Oralarda itfaiyeciliğin nasıl daha güvenilir, daha güzel yapıldığı ile ilgili çalışmalar yaptık. Yani biraz önceki konuda yarım kalmasın. Tüm Gönüllü İtfaiyeciler Derneği'nde kurduk biz. Yani buna bağlı olarak böyle bir derneğimiz de var. Bu Tüm Gönüllü İtfaiyeciler Derneği'mizde yaklaşık 2000'e yakın üyemiz var. Bunun kamu yararına bir dernek olması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani bunu Tüm Gönüllü İtfaiyeciler Derneği'nden çıkarıp Türkiye Gönüllü İtfaiyeciler Derneği olarak hizmet vermesi ile ilgili çalışmalarımız var. Bu konuda çok ciddi çalışıyoruz. Yönetmeliklerde halkımızın lehine olabilecek ne varsa müdahil olmaya çalışıyoruz. Bunun bir altyapısını ortaya koyarak arkadaşlarımızla iyi bir çalışmadan sonra bu yönetmeliği çıkaran kurumlarımızla iyi bir temasla güzel şeylere hazırlık yapıyoruz. Tabii bunlar itfaiyeciliğin olmazsa olmazları, bunları yaptıklarımız. Ama iyi bir itfaiyeci nasıl olur sorusunun cevabı, işiyle yatıp kalkan, işiyle hemhal olan, onunla ciddi manada 24 saatini, abartmadan söylüyorum, 24 saatini verebilecek bir yapıyla oluşur. Bu güzel araçlarla güçlenir, kaliteli araçlarla takviye edilir. Teknik insanlarla, teknik bilgisi olan itfaiyecilerimizle çok daha bütünlük arz edebilir. Ekipmanlarla, yanmaz elbiseleriyle, yani daha yangına dayanıklı elbiseleriyle, alet ve ekipmanlarla güçlendirilerek, olay mahallindeki ekipmanlarla güçlendirilerek yapılabilir. Bizim tabii sadece işimiz bu değil. Sualtı arama kurtarma ekibimiz var. Türkiye'de sayılı ekiplerden bir tanesiyiz. Burada da çok ciddi, geçen hafta mesela ekibimiz Alanya'da eğitime gittiler. Onlar da çok ciddi, bugüne kadar yaklaşık 2014 yılından bugüne kadar 56 tane vatandaşımızı sudan çıkarmıştır. Hani gönül isterdi ki onlar vefat etmeden, ölmeden önce bizim müdahale etme şansımız olsun. Ama Konya bildiğimiz gibi de göller bölgesi. Aynı zamanda çok ciddi hemen hemen her beldede bir sulama ile ilgili küçük göletler var. Buralarda da tabii can güvenliğinin sağlanması anlamında bizim buralarda da aktif çalışmalarımız var. Trafik kazalarındaki müdahalelerimiz var. Canlıların bugün anız yangınları dediğimiz Konya biliyorsunuz tahıl ambarı. Tahıl ambarı olduğu için de buralarda çok ciddi ekin yangınlarımız, anız yangınlarımız, balya yangınlarımız. Hayvancılık Konya'da Türkiye'de hemen hemen birinci illerden bir tanesi. Burada da yine onların güvenliklerin sağlanmasına tutun da bütün buralarda itfaiye teşkilatımız var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Yasal yapılması gereken eğitimlerimiz var. Bir de yılda büyük operasyonlarla, mesela valilikle, AFAD'la ortaklaşa düzenlediğimiz operasyonlarımız var. Ama bizim yıllık operasyonlarımız, yani eğitimlerimizi tamamen biz vermekteyiz. Çünkü itfaiyecilik demek eğitimdir, spordur. Özellikle her gün mutlaka sporlarımızı yaparız. Koşularımızdan tutun da bilek güçlendirmeye kadar her gün araçlarımızın bakımını her gün yaparız. Araçlarımız mutlaka 24 saat hizmete hazır halde tutulduğu için onların bakımlarını yaparız. Yani bizim için eğitim olmazsa olmazımız. Biraz önce cümle içerisinde söyledim. 24'e yakın ile eğitime gittik ve bunların çok olumlu sonuçlarını, geriye dönüşlerini aldık. Yeniden bizden tekrar eğitim isteyen birimlerimiz var itfaiyecilikte. Bu konuda biraz duayen olduğumuzu düşünüyorum. Yani Konya olarak. Araç ve ekipman konusunda da hemen hemen sayılı illerden bir tanesiyiz. Yani İstanbul'la mukayese etmiyoruz. Çünkü nüfus ve alanın darlığı bizim bir ilçemizin büyüklüğü kadar İstanbul. Evet. Cihanbeyli ilçemizin büyüklüğü kadar. Evet. Takdir edersiniz ki bizim 31 ilçemiz var. Yani dolayısıyla bizim biraz daha şartlarımız mesafe anlamında zor. Ama sanayi anlamında yine Konya sayılı sanayi bölgelerimizden bir tanesi. Her yıl birkaç büyük yangınımız oluyor maalesef. Gönül isterdi ki olmaz. Geçenlerde Huru'da büyük bir yangınımız oldu. Yine orada da mesela başarılı bir çalışmayla yangınımız çok büyümeden söndürdük. Yani şunu söylemek lazım. İyi bir ekibimiz var. İyi bir ekipmanımız var. İyi bir çalışma ortamımız var. Ama bizim bir de itfaiyecilerin görünmeyen ve manevi bir desteği Cenab-ı Allah olmazsa, bunların hepsi bizim yanımızda olmazsa hepsi hikaye. Alet edevat değil. Biraz da Cenab-ı Allah'ın yardım olması gerekiyor. Bizim de tabii ona sonsuz bir inancımız var. Çünkü
çok sürprizler vardır. Bu sürprizler insanın dışında gelişen sürprizlerdir. Bunu bir el orada bizi mağdur etmeden yapıyor. Biz onun da bu değerlere bağlılığımız olduğunu düşünüyorum. İnşallah Allah bizi büyük afetlerden korusun bu konuda. Şimdi benim yaklaşık 14 yıl önce göreve geldiğimde Ankara İtfaiye Daire Başkanı'na bir ziyaretim olmuştu. Ankara İtfaiye Daire Başkanı'nın odasında bir araç gördüm. Ben de zaten geçmişten de gelen bir koleksiyon ya da bir biriktirme şeyim vardı. Yani birkaç tane daha yine benim ilgilendiğim koleksiyon parçalarım var. Dolayısıyla kendi işimi yapıyorum ve işimi seviyorum. İşimi sevdiğimde bunu taşlandırmak dedim. Bizim ekibimizin nasıl bir şeyler yapabilir? İtfaiye ile ilgili ne varsa, elimize ne geçiyorsa 14 yıldır biriktiriyoruz. Yurt dışında birkaç fuara katıldım. O fuarlarda yine herkes işte eşine, dostuna oradan o bölgenin tatlısını işte veya temsili getirdik ya, biz araç getirmiştik. Bizim de çantalarımızda hep araç vardı, yani itfaiye araçlarımız vardı. Tabii o gün biriktirmeye başladık. Bugün 1000'i geçkin bir araç filomuz var. Bunları inşallah bir müzede değerlendirmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık bu sözümü ben 5-6 yıldır tekrar ediyorum ama inşallah bu dönemde bir müzeyi Konya'mıza, Türkiye'mize kazandırırız diye düşünüyorum. Tüm Türkiye'deki itfaiyecilerin bizim böyle bir biriktirmeden bilgileri var. Bize bu konuda sağ olsunlar çok ciddi destek veriyorlar. Zaman zaman bize, yani ben de olmayanı bana vermeye çalışıyorlar. Biz de onlara tabii çok minnet duyuyoruz. Yani güzel bir müzenin hazırlığını yapıyoruz. Ben yurt dışına gittiğimde bir 700 bin nüfuslu bir kenti gördüm. 450 tane müzesi vardı. Yani Konya'mızın 1 milyon 200 bin merkezde, totalde 2 milyon 200 bin nüfusu var. Yani 2 milyon 200 bin nüfuslu bir yerde bir itfaiye müzesinin olması artık bize bir ihtiyaçtan çok zaruret haline geldi. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'da bu konuda desteklerini vereceklerini söylediler. Geçenlerde bayramlaşma için Sayın Bakanımız geldi. O da bu konuda destek verebileceklerini, bize desteklediklerini ifade ettiler. Dolayısıyla biz inşallah önümüzdeki dönemde güzel bir müzeyi Konya'mıza kazandırırız. İhtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar hafızalarıyla yaşarlar. Çocuklarımıza bırakacağımız şeyler, geleceğimiz mirastır bunlar. Bizim elimizde geçmiş dönemlerden kalma antika diyebileceğimiz araçlarımız var, ekipmanlarımız var. Bunları da artık burada sergilemeyi düşünüyoruz. Bu konuda destek alabileceğimiz iyi bir ekip de var, yani bizim görüşmüş olduğumuz. Onlardan da destek aldığımız zaman ortaya güzel şeylerin çıkacağını düşünüyorum. Evet, bizim her yıl mesela burada bizim itfaiye haftamızda da çocuklar bizim buraları, yani diğer günlerde gelir ama o zaman biraz daha yoğun geliyorlar. Tabii tüm itfaiye gezdiklerinde en çok mutlu oldukları yer burası. Ama en çok üzüldükleri yer de burası. Çocuklara veremiyoruz tabii. Hatta bazen diyorlar ya, yani biz istiyoruz diyor ama ben size verirsem sizden sonrakiler burada bir şey göremezler diyoruz. Tabii kucaklayarak çocuklarımızı mutlu ederek göndermeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla bizim inşallah önümüzdeki dönemde tüm Türkiye'de de bir isimden bahsedilebilecek bir müzeyi kazandırırız diye ümit ediyorum. İsmim Mehmet Yıldırım. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda İtfaiye Müdahale Müdürü olarak görev yapıyorum. Bu görevde Konya'da 10 yıldır görev yapıyorum. Bugünkü konuşacağım konu bizim araç filomuz hakkında. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yaklaşık 42 bin kilometre karelik Hollanda büyüklüğünde bir alanda hizmet veriyor. 31 ilçemiz var. 31 ilçede 106 itfaiye istasyonu ve yaklaşık 1000 kişiyle hizmet ediyoruz. Toplamda ilçeler ve merkez dahil 300'e yakın aracımız var. Ama bunun içerisinde aktif kullanılan 255 aracımız var. 255 aracın sınıfları var tabii. Öncelikle herkesin bildiği gibi itfaiyede en önemli araçlardan merdivenler var. Her ilçede bir adet merdivenimiz var. İlçelerdeki ilçelerin konumundan dolayı kaynaklanan bir mecburiyet olarak şoför sayıları az olduğu için ilçelerdeki itfaiye araçlarımız aynı zamanda su da taşıyor. Yani üzerinde 4 tonluk su var. Aynı zamanda 18 metre ile 28 metre arasında değişen uzunluklarda merdivenli araçlarımız var. Merkezde daha yüksek binalar
olduğu için 32'lik ve 42'lik merdivenlerimiz var. Bunlar 32 ve 42'lik merdivenlerimizden bir tanesi yerli yapım. Mercedes bir aracın üzerinde. Mercedes araç yurt dışından gelme, yerli üretim değil ama üst yapısı İzmir'de yapıldı. Diğer 32 metrelik aracımız tamamen Alman malı, yurt dışından MAN marka bir kamyonun üzerinde. 42 metrelik, bu arkamda görmüş olduğunuz bir araç daha var. O da Iveco bir kamyonun üzerinde, yurt dışı menşeli. 42 metrelik su taşımayan, tamamen profesyonel bir araç. Bu araçların hepsi 2012'den sonraki modeller, 2015-2016 modeller var. Bunun dışında merdivenli araçlardan sonra en önemli araçlar bildiğiniz gibi itfaiyelerde arazözler. Yani yangına gidip su sıkıp yangını söndüren 5 tonluk standart 5 ton su taşıyabilen, üzerinde yangın söndürmeyle ilgili pek çok alet, edevat, solunum cihazı, kurtarma cihazı bulunan kombine araçlar. Bunların pek çok çeşidi bulunuyor. Markalar olarak Mercedes, Ford, Isuzu ağırlıklı. Daha çok sayıda Ford kullandık. Önceki dönemlerde alınmış Mercedes'ler de var. Mercedes'lerin üzerinde de yine aynı tonaj, aynı beygir kapasiteleri, yaklaşık 200 beygir ile 320 beygir arasında değişen arazözlerimiz var güç olarak. Tabii öncelikle merkezde yüksek araçlar tercih ettik. Bu araçların ebatları yaklaşık olarak 4 metrelik garajlara sığabilen, işte 360, 4 metre olan yukarıdaki monitörüyle beraber o tip araçlar. Ama taşrada, merkezin taşrasında kullandığımız araçlarda Türkiye'nin coğrafi ve kültürel yapısından dolayı köylerde sokaklar dar, ağaçların dalları alçak olduğu için daha düşük yükseklikteki araçlara ihtiyaç oldu. O zaman da Isuzu kullandık. Yaklaşık 2.20-2.40 aralığında yüksekliğe sahip, yine 5 ton su taşıyan 200 beygirlik araçlar temin ettik, tedarik ettik. Şu anda filomuzun, arazöz filomuzun ağırlıkla çok büyük bir sayıda Ford var. Önceki model Ford kargolarla yenilerinden. Yaklaşık 3'te 1 oranında da Mercedes'imiz var. Buradan şeye de geçelim. Tanker, evet, konusunda da 15 tona kadar olan, yani 5 tondan daha yüksek su kapasiteli araçları biz tanker olarak kullanıyoruz. Bunların, tankerin maksadı nedir? Olay yerine hariçten su götürmek, su tedariki yapmak. Ha, yeri geldiği zaman çok lazım olursa yangına gönderebildiğimiz araçlar. Onların üzerinde de pompalar var. Bir de bunların dışında arama kurtarma araçlarımız var. Arama kurtarma araçlarımız, tabii herkesin bildiği gibi, olay yerine çok hızlı gidebilen, deprem olabilir, yıkık, göçük olabilir, trafik kazası olabilir, mahsur kalmalar olabilir, kuyuya düşme, dereye düşme veya herhangi bir yerde sıkışma, mahsur kalma anında kullandığımız araçlar, üzeri donanımlı, kurtarma malzemesi dolu. Aynı zamanda bizim kurtarma araçlarımızda %80'inde söndürme imkanı olan road fire diye tabir ettiğimiz 300 litre su kapasiteli 15 dakika su işleyebilen, köpük de 60 litre de köpük kapasitesi olan cihazlar da var. Bu çok büyük bir üstünlük getiriyor. Çünkü yanan bir araçta, kaza sonrası yanan bir araca iki araç gitmesi gerekirken bunu teke düşürebiliyoruz. Öyle bir özelliği var. Burada araçtan tasarruf etmiş oluyoruz. Hizmet araçları var doğal olarak itfaiyelerde. Biz hizmet araçları olarak önce Toyota'larımız vardı, kabinler. Çift kabinli araçları tercih ediyoruz her zaman. Hizmet araçlarında hiçbir zaman tek kabinli araçları tercih etmedik. Bunun farklı nedenleri var. Olay yerine ekstra personel götürüp getirebilme, atıyorum bir yağış oldu, örnek vermek istersek, su baskınları oldu. Bu su baskınlarına motopompları götürüp getirme işlerini yapıyor bunlar. İşte yemek tedariği, İAŞ tedariklerimiz var. Solunum cihazlarını taşıma özellikleri var. Yangına hızlıca gidip gelme, personel, malzeme taşıma özellikleri var. Daha çok Ford Transit'lere
tercih ettik. Ford Transit'in 2016-2017 modelleri var elimizde, çift kabinli. Bunların bir özelliği de 7 kişilik ruhsatlı olmaları. Biz bunların daha önce arkası çift tekerli olan modellerini kullanıyorduk. Ama bunların yakıtının ve hızının daha iyi olan arkası tek tekerli 1300 istihap hattı, 1300 kilogram istihap hattı olanlarını temin ettik. Bunlardan gayet memnunuz. Hızları da gayet güzel. Dayanıklılıkları, arıza çıkartmıyorlar. Arıza çıkarttığı zaman da çok çabuk tamir edebiliyoruz. Servis, yaygın bir servis var. Hizmet araçlarından sonra bir diğer araç türümüzde kovalı, sepetli araçlarımız var. Bunları biliyorsunuz ufak tefek tamiratlarda, aslen merdivenli araçlarımızı küçük işlerde kullanıp yıpratmamak için kovalı araçları kullanıyoruz. Kovalı araçların bulunma sebebi bu. Kovalı araçlar afiş asma, bayrak değiştirme, kuş kurtarma, ufak tefek 240 kilogram kaldırma kapasiteli hidrolik araçlar. Daha çok Isuzu kamyonet tiplerinin üzerinde. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizim çok az aracımız yurt dışı menşeli. Daha çok yerli çalışıyoruz. Yerli çalışmayı seviyoruz. Yerli çalışmayı teşvik ediyoruz. Neden? Arıza esnasında günlerce beklememek için, binlerce dolar para vermemek için yerli kullanmak bütün itfaiye teşkilatlarında doğru bulunuyor. Ha, yerli imkanlar gittikçe artıyor. Eskisi gibi değil. Yerli iş kalitesi, yerli ürün kalitesi de gittikçe artıyor. Bunda bizim de katkımız var. İtfaiyeciler olarak üreticilerle aynı ortamlarda sürekli görüş alışverişindeyiz. Şu daha güzel olur, şurası daha böyle iyi olur. Bir de şunu arz etmek istiyorum. Türkiye genelinde de yangınlar arasında farklar var doğal olarak. Kültürel farklılıklar var, iklim farklılıkları var. Bu araçlar soğuğa karşı hassas. Sarıkamış'ta kullanılan bir aracın Muğla'da kullanılan bir aracın aynı anda Hakkari'de kullanılabilmesi tabiatıyla biraz uygun değil. Bunun tabii ki dört mevsim her coğrafyada kullanılabilen araçlar da var. Ama bu tür araçların fiyatları yükseliyor. Onun için herkesin, her ilin kendi coğrafyası, kendi kültürü. Neden kendi kültürü? Çünkü kültür yangınları da etkiliyor. Antep'te çıkan yangınlarla Bursa'da çıkan yangınlar arasında farklar var. Çıkış sebepleri ve ev tipleri de değişik bakın. Mimarimiz değişik. Kastamonu'daki, Safranbolu'daki evler farklı. Kars'taki evler farklı. Onun için araçlar da coğrafyaya ve illere göre değişiklik gösterebiliyor. Bir kere insanların, itfaiyecilerin öncelikle araçları, alacağı aracın kendi coğrafyasına, kendi kültürüne, kendi yangınlarına, kendi personeline uygun olup olmadığını görmesi gerekiyor. Biz onun için yerli yapıyoruz. Konya'da yapıyoruz. Üst yapılar Konya'ya ait. İhaleyle yapıyoruz zaten. Konya'daki firmaları bu yönde biz kendimiz de, onlar da kendileri gayret gösterdiler. Bir bilgi, teknoloji, ihtiyaç alışverişi oldu. Konya'da üst yapıcıların bizim ortak çalışmamız neticesinde gelişerek araçları imal etmesi şöyle bir avantaj getiriyor bize. Araçlarımız arıza yaptığında, panjur olsun, üst yapı arızalarının tamamında bir gün içinde yapabiliyoruz aracımızı tekrar. Kullanılır hale getiriyoruz. Bu tabii bize zamandan çok büyük bir kazanç sağlıyor. Başka ne gibi özellikleri var? Kendi ilinizde aracın imal edilmesi size, isteklerinize göre araç imal edilmiş oluyor. Arızaları çabuk yapıldığı için araç sayınızı düşük tutuyorsunuz. Araç sayınızın, yani yedek araç bulundurma zorunluluğunda kalmıyorsunuz. Bir de yedek parça konusunda hiçbir sıkıntınız olmuyor. Hemen işleriniz hallediliyor. Biz bu konuda Konya'daki üreticileri diğer illere de tavsiye ettik. Şu an isimlerini vermeyeyim ama pek çok ilden Konya sanayisine, tabii İzmir'de, Antep'te olduğu gibi araç yaptıran itfaiye teşkilatları var.
Memnunlar mı? Evet, memnunlar ve bu memnuniyet gün geçtikçe artarak gidiyor. Çünkü bu bir gelişim süreci. Avrupa bunu yıllarca 1800'lerden, 1900'lerden beri yapıyor. Biz daha yeni başladık bu yolda. Araç konusunda itfaiyeci arkadaşlara veya itfaiye teşkilatında kullanılan araçlar konusunda özellikle bir şey daha söylemek istiyorum. İtfaiyeye kamyon alırken, araç alırken şu düşünülmeli. Aynen coğrafya, yangınlarımız, personelimiz, kültürümüze göre araç alacağız. Bir şey daha var. İtfaiye araçları uzun yola giden araçlar değil. Yani bir yangına gitme süreniz 5 dakika veya 7 dakika veya 15 dakika. Bu sürede yapabileceğiniz kilometre çok kısa zaten. Hızlıca biniyorsunuz, hemen çalıştırıyorsunuz, hemen hareket ediyorsunuz, kısa bir mesafe gidiyorsunuz ve kısa bir mesafe dönüyorsunuz. Olay yerinde daha 1 saat, 2 saat rölantide çalışıyorsunuz veya daha yüksek devirlerde çalışıyorsunuz. Neyi söylemek istiyorum? 13 yıllık bir aracımız 12 bin kilometrede. Bu alacağınız aracın markasını tercih ederken size bir ipucu vermesi lazım. Yani 10 yıl sonra da aracınız iyi bakımlıysa 12 bin kilometrede, 13 bin kilometrede oluyor. Yani biz bunlarla yüz binlerce kilometre yapmıyoruz. Parçası en çok bulunan, servisi en yaygın, tamir edilme süresi en kısa olan ve sizin amaçlarınıza en uygun olan aracı seçmelisiniz. Burada biz konfor düşünmüyoruz. Daha çok emniyet, yükseklik, genişlik, hız, kapasite, beygir gücü, onlara bakıyoruz. Şanzıman çok önemli. Çünkü biliyorsunuz itfaiyenin üst yapıları şanzımana bağlı bir PTU, Power Transfer Unit ile çalışıyor. Orası markası önemli. Aracın beygir gücü mutlaka önemli. Çünkü köşeyi döndüğünüz zaman bu araba ağır, 5 tonda su taşıyor. Dengeli bir araç olmalı. Frenleri, yağmurda, karda kayma riskleri var. Ve itfaiye aracı alacak olan arkadaşlar 4 mevsimi de düşünmeli. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar, çamur, asfalt, stabilize, engebeler, hepsini düşünmeleri gerekiyor. Özellikle taşradaki araçlarımızın sap, saman, ekin, harman yangınlarına da gittiği için radyatörlerinin korunaklı olması gerekiyor. Bir de tabii bütün arkadaşlarımız bilir, araçların ilave dingilli araçlar pek bizde tercih edilmez. Yani 10 tekerli değil 6 tekerlekli araçları tercih ederiz. Neden? İlave dingil arazide sorun çıkartıyor. İlave dingiller arabamızı askıya alabiliyor. Bu konularda bir son noktada aracın yüksekliği de bu videonun başında da söyledim size. Şehrinizin kentsel dokusuna göre aracınızın yüksekliği de bununla orantılı olmalı. İlla ki istenen itfaiye araçları devasa, güçlü, çok su taşıyan araçlar olmalı. Ama emin olun organize sanayiler var. Konya'da 5 tane organize sanayi var. Küçük sanayi siteleri var. Daha mesela tarihi kent merkezleri var. Bedestenler var. Buralarda bu kocaman araçlar hiçbir işe yaramıyor. Oralara göre küçük, daha kıvrak 4-5 ton sulu araçlar tercih ediyoruz. Midilli tarzı, daha düşük tekerlekli. Hizmet araçları ve arama kurtarma araçlarında da gerektiği zaman 4x4'ler, gerekmediği zaman da 4x2'ler vesaireler kullanıyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum özetle. Kendi şehrinize, kendi müdahale tarzınıza, kendi personelinize ve yangınlarınıza uygun, İkliminize uygun, burada iklimin içine her şeyi katabiliriz. Kendi ikliminize, tarzınıza uygun araçlar olmalı, tercih edilmeli. Zaten üreticilerde çok çeşitli ürün gamı var. Ürün gamı yeterli. Fuarlarda görüyoruz. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Üst yapıcılar istekli, hevesli, çok iyi mühendis, mekatronikçi arkadaşlar var. İstediğinizi gerçekleştirebiliyorlar. Bunlar Türkiye'de varken Türkiye'den almak daha doğru. Yurt dışından çok daha büyük paralar ödeyerek döviz yurt dışına çıkartmaya hiç gerek yok. Biz Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi olarak her zaman bunu prensip edindik. 10 yıllık geldiğimiz noktada
ortada. Yani keşke diğer itfaiye malzemelerinde de bunu yapabilsek. Mesela bazı vakalarda atlama çadırları var, şişme yataklar var. Hala bunları Türkiye'de üreten bir veya iki tane firma var. Bunların sayısı artması gerekiyor. Hortum üreticileri, lans üreticileri, monitör üreticileri, itfaiyenin diğer bir sürü malzemesini, arama kurtarma malzemesi, kesici ayırıcı, bunların keşke hepsini burada üretebilsek. Ama bunlar tabii bizim tercihlerimizle, üreticilere bizim yapacağımız katkıyla mümkün olacak. İnşallah bu konuda faydalı olabilmişimdir. Şu anda araç sayımız bize yeterli ama tabii merdivenli araç ihtiyacımız var. Merdivenli araç alımı için hazırlıklarımızı yaptık. Ne zaman bize maddi olarak, ekonomik olarak ışık yeşil yanarsa o zaman onu da almayı düşünüyoruz. Yani itfaiyelerde zaten sürekli araç parkınızı yenilemeniz gerekiyor. Eski araçlarla gidemiyorsunuz. Sürekli arıza ve yedek parça ihtiyacı doğuran araçlarla yangına gitmek doğru değil. Ama bunu tabii hem belediyenin, kurumun maddi imkanlarıyla hem de şehrin ihtiyaçlarıyla paralel götürmek en doğrusu. Biz bunu yapıyoruz. İnşallah 2020'de bu tür alımlarımız olacak. Evet, konuklarımızla yaptığımız röportajlarımızı izledik. Burada en dikkatimi çeken konu şu oldu. İtfaiye teşkilatı olarak Konya'daki üst yapı firmalarının gelişmesine katkıda bulunduklarını ifade ediyorlar. Gerçekten bir yerde bu firmaları itfaiye teşkilatı, Konya'daki belediyeye ait itfaiye teşkilatı motive etmiş. Çok da güzel etmiş. Hatta diğer illerdeki itfaiyelerin de bu firmalarla çalışmalarına vesile olmuşlar. Bu dayanışma hakikaten çok güzel. Her iki taraf açısından da hizmetin kalitesini yükseltmek ve sanayiciye de destek olmak ancak bu tarz dayanışmalarla mümkün oluyor. Evet efendim, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz aynı süratte çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Abonelerimiz her geçen gün artıyor. Ama çok kısa zamanda 1000 abone istiyorum. Lütfen çevrenizdeki herkese bunu söyleyin. Videolarımızı beğeniyorsanız da beğen butonunu tıklarsanız memnun olurum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.